Bu mu? Şuraya bak, bomboş. Bu yıl Mısır için vahim bir yıldır. Şu anda gördüğünüz gibi biz başında bulunduğumuz tarla geçen sene burada ikinci ürün mısır ekiliydi. Karşımızda da mısır ekiliydi ve şu anda orayı nadasa bırakmışlar. Soklu vurmuşlar. Burası da olduğu gibi içinde saman bekletilmiş. Ve bizim ilk gözlemlerimize göre bu şekilde giderse yani çok rahat diyebiliriz geçen senenin %30-40 ancak ekilir. Yarıdan fazlası ekmeyecek. Neden ekmeyecek? Çünkü elektrik kurumu açıklama yaptı. Borçlu çiftçi borcunu ödemezse ben de elektriği keseceğim. Kimse sonra boşuna ekmesin. Eken olursa parasını versin, yoksa keserim. Mağdur olacak. O parasını istiyor. Çiftçi de diyor ki ben ürünün hepsini de satsam elektrik parasına yetmez. Doğru mudur? Çok çok doğrudur. Biz bu sektörün içerisindeyiz. Her döneme 1 ton 200 kilo da verdiği zaman bu geçen seneki fiyatlar açıklandı 6000 liraydı. Diyelim bu sene 7000 lira da olsa nemi giderse ancak 5'e satar. Dönüm başına da 5-6 bin lira elektrik geliyor. Yani hepsini satsa sadece elektrik parasına yetmez. Çiftçi de artık bu işten yoruldu. Ve bu ekim gerçekleşmeyecek. Böyle giderse son bir haftamız kaldı. Haziran 15'inde ekim başlıyor. Temmuz'un sonuna kadar, Temmuz'un başına kadar bitiyor. Biz bugün Temmuz'un 4. günündeyiz. Bir haftaya kadar ekildi, ekilmedi, artık ekilmeyecek. Burada kaybeden sadece çiftçi olmayacak. Belki en az kaybeden çiftçi olacak. Hepimiz kaybedeceğiz. Bu bölgedeki insanların %90'ına bağlı, direkt geri kalan da dolaylı yolda buradaki tarıma bağlıdır. Ve Mardin ilimizde, 4 ilçemizde gerçekleşen mısır üretimi ülke ikinci ürün mısır üretiminin 1/3'ünü 2 milyon tonu 4 ilçemiz Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Derik'te karşılanıyor. Böyle olunca ne oluyor? Zaten kendi mısırımız zorla bize ya yetiyor ya yetmiyor. Bu sefer nişasta için, küçükbaş için, kümes hayvanları için, büyükbaş için diğer alanlarda kullanılıyor. Sanayinin diğer alanlarında bu mısır açığını kapatmak için, burada üretilen 2 milyon ton açığını kapatmak için dışarıdan ithale gidilecek. Dövizimiz dışarıya gidecek. Dışarıdan Hans'ın, George'un çiftçisi kazanacak. Bizim burada Ahmet, Veli, Osman, Mehmet çiftçimiz kaybedecek ve biz hepimiz kaybedeceğiz. Bunu unutmayın. Bu röportaj, bu açıklama da not alınsın. Göreceksiniz, mısır dışarıdan dövizde, hele hele bir de dövizde bir yükseliş olursa, ithal ettiği için yumurta iki katına çıkacak, tavuk yemi iki katına çıkacak, süt zamlanacak, her şey zamlanacak. Ülke olarak biz kaybedeceğiz ama bir avuç ithalat lobisi ve dışarıdaki çiftçiler kazanacak. Ya yazıktır, günahtır. Burada kanal var. Bu kanal şu anda su dolması gerekiyordu. 1975'te temele atıldı. GAP sulama kanalları, ana kanal 2017'de bitmiş. Bir türlü gölet bitirilmedi. Bitirilseydi bugün ne elektrik problemi bu bölgede olacaktı, ne çiftçinin kaybı olacaktı, ne ülkemizin milli ekonominin burada kaybı olacaktı. Madem GAP gecikti, işte 1-2 yıl sonra bitecek diyorlar. Bitinceye kadar, yani devletimiz büyüktür, devletimiz güçlüdür. Burada mısır üretiminde, tarımda kullanılan elektrikte hükümetimiz, devletimiz, çiftçilerimize bir elektrik desteği verse ne olur? Artırsa ne olur? Artış yerine 3 gün önce %30 ile 38 arasında zam geldi. Bu şekilde çiftçilik yapılmaz. Bu şekilde üretimi olmaz. Allah esirgesin, böyle giderse, çiftçi topraktan koparsa ne olur biliyor musun? Hayvancılığın başına gelen musibet bunun da başına gelir. 2000 yılların başlarında insanlar süt hayvanını getirdi, bıçağa verdi. Çünkü girdi, maliyetleri pahalandı. Şu anda devletimiz hayvancılığı geliştirmek için dışarıda angusları, bufaloları ithal etmemek için olağanüstü destekler veriyor ama bir toparlanmak artık geç oldu. Bazı şeyler kontrolden çıkınca geri eski haline getirmek, sunulan fedakarlıklar imkanına da yetmez. Allah aşkına burada biz hükümet yetkililerimize sesleniyoruz. Lütfen eğer bu mısır zararlı bir ürünse bu çiftçinin
alternatif ürün kullanması için o zaman bir tarım planlamamız başlamış. Onun yerine bir hazırlansın. Ondan sonra böyle pahalı bir elektriği kullanma gibi ve ödemezsen kesilecek önlemler getirirsin. Yani çiftçi burada belki hepimizden daha az zarar edecek. Ne olacak? Kendine 20 tane tavuk besleyecek, 3 tane koyun besleyecek, 3 tane bahçe, işte tarlasının başında domatesdir, patlıcandır, karpuzdur ekecek, ekmeğini çıkaracak. Ama esas bundan geçimini sağlayan çok geniş yelpazedeki bir sektör kaybedecek. Lütfen, burada kritik bir hafta var. Hükümetimizden rica üstüne rica ediyoruz. Bu senede Mısır'ın elektrik desteği konusunda destek sağlansın. GAP projesi hızlansın ve daha sonra gerekiyorsa Tarım Bakanlığımız gerekli planlamayı yaparak bunun yerine alternatif ürün mü ve bu su sorunu artık gündemden çıksın. Boş olan bu kanallara su bırakılsın ya. Suyumuz Dicle ile Fırat'ın suyu Şeddül Arabe Basra Körfezi'ne boşa akıyor. Biz burada yeraltı 600 metre derinliklerde elektrikle su çekiyoruz. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Neden 50 yıldır GAP projesi bitmedi?